Herkese selam. Sizlere bugün Kadıköy'ün bu sokağında dünyaya gelen Rodin'den Rembrandt'a yüz milyonlarca liralık sanat eserinin sahibi olan Rus çarının bir senede anca parasını toparlayabildiği bir otomobili şak diye satın alacak kadar zenginleşen, kimsenin sevmediği ama herkesin vazgeçilmesi olan bir adamın hikayesini anlatacağım. Huzurlarınızda petrol tacirliğinin Da Vinci ve Voldemort karışımı Kalus Sarkis Gulbenkian. Videoya başlamadan önce sizlere hızlıca bir şey söylemek istiyorum. Yeni yeni yapmaya başladığım bu videolarda sizin geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Bundan dolayı eğer gözünüze bir şey takılırsa veyahut da katkı yapmak isterseniz lütfen bana yazın. Gulbenkianlar Osmanlı Devleti'nin en zengin ailelerinden birisiydi. İngiltere'den Fransa'ya kadar geniş bir ticari ağa sahip olan bu ailenin Kalus Sarkis isimli çocuğu 1869'da dünyaya geldi. İlkokulda çok pısırık bir çocuk olduğundan babası onu dışa dönük hale gelmesi için okumaya Marsilya'ya gönderdi. Kalus da bu yolculuğunda ara sıra İstanbul'a rapor göndersin diye Degans da eşlik etti. Degans kim mi? Adnan Bey'e inceden yanık olan Matmazel, Ziyagiller için kimse, Gulbenkianlar için de Degans odur diyebiliriz. Neyse. Marsilya'da İngilizce ve Fransızca dersleri alan Kalus, boş zamanlarında da çeşitli özel derslere giriyordu. Özellikle boş bıraktığı öğle saatinde ise otellerin restoranlarında pahalı yemekler yemeye bayılıyordu. Gel zaman git zaman Marsilya'daki eğitimi tamamlanınca o da rotasını Londra'ya çevirerek üniversite eğitimine başladı. Ve jeoloji bölümünden yüksek başarıyla mezun oldu. Bu dönemde sık sık Bakü'ye gidip Rothschild ve Bronabel'in petrol rafinelerini inceliyordu. Komple teorilerinden Rothschild ismini zaten biliyorsunuz. Bronabel de aslında bizlere yabancı değil. Bu şirketin sahibi olan aile Rusya'ya silah satan, dinamiti keşfeden ve dünyaya petrol ihracatı yapan Nobel'lerden başkası değil. Abi de her sene dünya barışı için ödüller veriyorlar, onu da ekleyeyim. Kalus 23 yaşında Osmanlı'nın bir diğer zengin Ermeni ailesi Eseyanların kızı olan Nevarte ile evlendi. Başta tutkulu aşk mektuplarıyla başlayan bu ilişki bir süre sonra ayrılsak da beraberize bağladı. Bu konuya sonradan değineceğim. Babasının ölümüyle Londra'dan İstanbul'a taşınan Kalus burada 5 sene yaşadıktan sonra bir bahaneyle kendini yeniden Londra'ya attı. Gulbenkian ailesinin şirketlerini yöneten Kalus diğer yandan da Londra'da madencilik sektörüne giriş yapmıştı. Maden şirketlerini satın alıyor, geliştiriyor ve bu süreçten devasa paralar kazanıyordu. Madencilik de öyle bir noktaya gelmişti ki ailesinin şirketleriyle neredeyse hiç ilgilenmemeye başlamıştı. Bu zamanlarda karısıyla da arası pek iyi değildi. Ev yerine sürekli otelde kalma alışkanlığı olan Kalus karısını sıklıkla aldatıyor ve onunla hiç ilgilenmiyordu. Bulunduğu ortamların gözdesi olmaya alışkın olan Nevarte bu duruma katlanamayarak boşanmayı düşündü. Ama sonradan boşanmak yerine Kalus'un yaptıklarına göz yumdu ve kocasınınkine benzer bir hayat yaşamaya başladı. Aile şirketini kardeşlerine bırakan Kalus bir süre sonra babasından yadigar şirketin batışını gördüğünde kınını bile kıpırdatmadı. Cezayir'deki işe yaramaz kardeşine düzenli olarak para gönderen Kalus oldukça güç durumda kalmadıkları sürece diğer kardeşine ve ailesine 5 kuruş vermiyordu. Abi dedik, bağrımıza bastık. Kıyak abiymişsin, helal olsun. Ailesiyle bağları o kadar zayıftı ki annesi öldüğünde cenazesine gitme gereği bile duymadı. O sadece paraya değer verirdi ama paraya verdiği değer kadar olmasa da koleksiyonculuğa da oldukça meraklıydı. Louvre Müzesi'ndeki bir küratörden düzenli olarak sanat tarihiyle ilgili dersler alıyordu. Stalin'in özel emriyle Çarlık döneminden kalan eserleri satın alabilen nadir koleksiyonerlerden bir tanesiydi. Buraya bir parantez açayım. Kalus hayatı boyunca avcı kimliğiyle öne çıkmış bir isim. Onun için değerli olan şey tabloların karşısına geçip bakmak değil, onları avlamak yani onlara sahip olmaktı. Bundan dolayı aldığı sanat eserlerinin çoğunu bir kez bile görmedi. Çünkü hayatı zorlu müzakerelerle geçerken bu eserlere bakmaya vakti yoktu. İttihat ve Terakki'deki arkadaşlarını kullanarak Osmanlı'dan Fransa, Hollanda ve İngiliz petrol şirketleri için karlı imtiyazlar koparıyor, her yaptığı anlaşmadan da %1'lik pay almayı ihmal etmiyordu. Irak petrollerinden aldığı %5'lik pay onun bay %5 olarak anılmasını sağladı. Kalus hem herkesin hem de hiç kimsenin adamıydı. Osmanlı, İran, Ermenistan, İngiltere'den pasaportu vardı fakat hiç kimse Kalus'ta güvenmezdi. Ama bir araya gelmeyecek kişileri aynı masaya toplaması ve eşine az rastlanan bir arabulucu olması nedeniyle uluslararası petrol şirketlerinin tüm önemli toplantılarında bulunabiliyordu. O kadar çok parası vardı ki hiç düşünmeden aldığı Belleville marka otomobili Rus çarı Nikolay ondan tam bir sene sonra parasını ancak denkleştirip alabilecekti. Kalus
nevi şahsına münhasır bir adamdı. Örneğin satın aldığı büyük büyük evlerde bir gece bile kalmaz, otellerin daha pratik ve gözden uzak olduğunu düşündüğü için oralarda yaşamayı tercih ederdi. Karısı dahil hiç kimseyle öğle yemeği yemez, genellikle aynı saatte aynı otelin aynı masasında otururdu. Londra'da kaldığı otel odasının günümüzdeki tek gecelik ücreti yaklaşık 60 bin lira diyeyim de zenginliğini anlamak için bir fikriniz olsun. Herkesten uzak duran bir yapısı vardı, aşırı şüpheciydi. Fransa devleti aracı olduğu petrol anlaşmaları nedeniyle ona şeref nişanı vermek istedi. Fakat o göz önünde bulunmayı sevmiyordu, reddetti. İngiltere'de benzer bir girişimde bulundu, onu da reddetti. Kaldığı otellerde birçok paparazzi dolaşsa da kalıp sade giyimiyle o kadar dikkat çekmeyen bir adamdı ki kimse oradaki varlığını hissetmezdi. İşlerini gizli ve sessizce yapmayı tercih eder, zora girdiğinde ise bol bol rüşvet vermekten çekinmezdi. Bu rüşvetlerle ömrü boyunca kendisini İran bürokratı gibi göstererek vergilerden ustalıkla kaçmayı başardı. Milyarlarca sterlin parası vardı ama yıllık sadece 100 sterlin vergi veriyordu. Kurduğu ilişkiler nedeniyle Rembrandt, Degas, Monet ve Rodin gibi önemli sanatçıların eserlerine sahipti. Eserlerini çocuklarım diyerek severdi. Hatta eserlerini çocuklarından daha çok severdi. Kalust'un Rita ve Nubar adında iki çocuğu vardı. Nubar tam bir ilgi bulalasıydı ve babasıyla tek ilişkisi paraydı. Rita'nın da babasına benzer bir tavrı vardı. Kalust parasal gücünü kullanarak çekirdek ailesini yanında tutmayı başarsa da bu bağ hiçbir zaman sevgi bağı olmadı. 30 yıldır yaşadığı Paris'ten 2. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Önce Amerika'ya gidecekti ama vergi memurlarının peşinde olduğunu öğrenince rotasını Portekiz'e çevirdi. Kalust, Lisbon'daki lüks bir otelin tam 5 suitini kiralayarak hayatına devam ediyordu. Kurduğu rüşvet ağı nedeniyle burada da vergilerden muaf olan Kalust, 7 yıl boyunca sorunsuz şekilde Lisbon'da yaşadı ve işlerini buradan yürüttü. Savaş bittikten sonra Kalust Paris'e gidip gelse de Lisbon'daki hayatını bir daha bozmadı. Karısı Nevarte evliliklerinin 60. yıl dönümünü kutladıktan birkaç hafta sonra vefat etti. Kalust bu ölümden hiç etkilenmedi. Dedesinin 105 yaşına kadar hayatta kaldığını etrafındakilere gururla anlatıyordu. Ama ölümden çok korkuyordu. Bir tanesi başhekim olmak üzere 44 tane doktoru vardı ve hayatta kalmak için çokça çaba harcıyordu. Oğlunu varsa babasının ölümünü dört gözle bekleyecek kadar ondan nefret ediyordu. Hatta bir gün yaşlı babasına vasiyetinden daha fazla pay almak için çaktırmadan bir şeyler imzalatmaya çalışırken Kalust'un 20 yıllık sevgilisi ve hizmetçisi olan Isabel tarafından son anda engellendi. Hayatının son yıllarını hayvanat bahçelerinde dolaşıp çıplak ayaklı çimlere basarak geçiren bu petrol tüccarı 86 yaşında ömrü boyunca konaklamayı tercih ettiği otel odalarından bir tanesinde hayatını kaybetti. Dünyanın en zengin insanı olarak ölen Kalust hayatı boyunca oradan oraya seyahat etmiş, otelleri evi bellemiş, paraya verdiği değeri canlı veya cansız hiçbir varlığa vermemişti. Olabildiğince gözlerden uzak yaşayan bu adam geride bıraktığı kötü ünle tarih sahnesindeki yerini aldı.